Herkese merhaba. Bugün sizlere birbirinin devamı olan iki teknolojiden bahsetmek istiyorum. Miracast ve ViDi. ViDi, Wireless Display'in kısaltılmış hali. Bu iki teknolojiyi anlatabilmek için biraz da temelinden bahsetmek lazım. Eskiden beri bilgisayarları projeksiyona ya da televizyona bağlamak için VGA kablo kullanıyorduk. VGA girişini kullanıyorduk ekran kartının. Fakat zaman içinde bu evrimleşerek HDMI kabloya dönüştü. HDMI daha yüksek çözünürlükte daha kaliteli görüntü aktarmamıza olanak sağladı. Bir de bunun yanında en büyük özelliği sesi de aktarabiliyor olması oldu. Böylelikle biz sunumdaki bir ses dosyasını ya da izlediğimiz eğer bir film videosuysa filmin seslerini de HDMI üzerinden televizyonun hoparlöründen duyabilir olduk. Diğer türlü eski VGA kabloda ses aktarımı olmadığı için ya hoparlör çıkışına başka bir kablo, başka bir hoparlör bağlayıp sesi güçlendiriyorduk ya da televizyona varsa bir ara kabloyla bağlamak zorunda kalıyorduk. HDMI'de ise ikisi aynı anda taşınabilir oldu. Hem ses hem görüntüyü televizyona veya projeksiyona bağlayabilir olduk. Şimdi gelelim bu wireless teknolojisine. Intel'in geliştirdiği ViDi, adından da tahmin edeceğiniz üzere işte bu HDMI'ın yerine geçebilecek ekran görüntüsünü ve sesi taşıyabilen bir protokol olarak, bir teknoloji olarak karşımıza çıktı. Bildiğim kadarıyla ViDi'yi Intel geliştirdiği için bunu kullanan firmalar Intel'e telif hakkı ödemek zorunda kaldı. Daha sonra bunu bir konsorsiyum, işte biz ortak bir teknoloji olarak geliştirelim, hepimiz kullanalım işte ve daha gelişmiş bir versiyon olsun diye düşünüldü. Ve bu Miracast adıyla bir üst versiyon olarak çıktı. Yani birbirinin aslında devamı olan iki teknoloji bunlar. Aradaki fark, ayrıcalık nedir? Bazı eski cihazlar sadece ViDi'yi desteklerken zaman, yani o zaman üretildiğinde sadece Intel'e destek verilmiş. Sadece ViDi destekleniyor. Bazı yeni cihazlarda sadece Miracast destekli çıkmaya başladı. Bu durumda eski bir televizyonla yeni bir bilgisayar görüntüsü buluşturamıyorsunuz ya da yeni bir cep telefonuyla eski bir televizyonun görüntüsünü aktarma imkanınız olmuyor. Bunu örnek olarak da yine kendi kullandığım cihazlardan örnek vereceğim. LG'nin LM serisi, Leburgaz Manisa serisi sadece ViDi desteği var. Bu durumda maalesef Samsung cep telefonu gibi sadece Miracast desteği olan cihazlar ekran görüntüsü paylaşamıyor. Bunu tabletlerde, bir takım tabletlerde veya bilgisayarlarda da görebilirsiniz. Tam tersi LG'nin LB serisi de hem Miracast hem ViDi, hani geriye dönük uyumluluk açısından ViDi'yi de desteklediğini söylüyor. Fakat ben kendi tecrübelerimde bilgisayar görüntüsünü eski televizyonunda LM serisinde aktarabilirken LB serisinde görüntü aktarımı yapamadım. Bu biraz sıkıntılı bir durum, yani çok oturmuş bir yapı değil anladığım kadarıyla. Bir de bu ViDi'nin çalışabilmesi için Intel'in çok spesifik şartları var. Yani ekran kartını ve biraz önce söylemiştim, network kartının doğru driverlarda işte doğru yazılımla çalışması gerekiyor. Hatta doğru sırayla kurmadığınız zaman bile sorun çıkabiliyor. Ben bunu birçok kez kurup test etmek zorunda kalmıştım. Size bununla ilgili kaynakları olduğu siteleri yine gösteriyor olurum. Fakat maalesef bunun anlatım videosunu çekemeyeceğim. Şu anda elimdeki bilgisayarda ViDi desteği yok. O zaman kullandığım bilgisayarda vardı. Şimdilik size aktaracaklarım bu kadar. Umarım bu iki bilgi sizin için yeterli olur. Daha detay araştırmayı yine internetten yapabilirsiniz. Hepinize iyi günler.